Bu duyuru Hürriyet Gazetesi, Kanal D, CNN Türk gibi medya kuruluşlarının sahiplerinden Sayın Yıldırım Demirören'e ve Sabah Gazetesi, ATV gibi medya kuruluşlarının sahiplerinden Sayın Ömer Faruk Kalyoncu'ya bir çağrı ve bir hatırlatmadır. Hatırlarsanız 1999 yılında Sayın Adnan Oktar'a buna çok benzer bir komplo düzenlenmiş, Adnan Oktar ve arkadaşlarının emniyette gözaltında bulundurulduğu süre boyunca dosyada gizlilik olmasına rağmen dosya içeriğinde bulunduğu iddia edilen sayısız iftira ve düzmece basına sızdırılmış ve bu düzmece evraklar vesilesiyle Adnan Oktar hakkında bir karalama ve linç kampanyası başlatılmıştı. Ve yine hatırlarsanız o dönemde Sayın Adnan Oktar, Dinç Bilgin ve Aydın Doğan'a birer mektup yazmış, yayın organlarının bu yaptıklarının kanuna göre suç olduğunu, bir insanı itibarsızlaştırmak amacıyla kanun dışı yollara başvurulmaması gerektiğini, hakkın ve hukukun bir gün herkese lazım olacağını hatırlatmıştı. Bundan kısa bir süre sonra Dinç Bilgin hapse girmiş ve her şeye rağmen Adnan Oktar ondan hiçbir zaman merhametini esirgememiş, Dinç Bilgin'e düzenli olarak okuması için kendi eserlerinden yollayıp manevi olarak destek olmuştu. Sayın Yıldırım Demirören ve Sayın Ömer Faruk Kalyoncu, onlar bir dönemin iş adamlarıydı, geldi geçti. Bugün aynı basın yayın grupları sizlere emanet ve bugün yine aynı gruplara bağlı gazete ve televizyonlarda maalesef aynı karalama kampanyaları, aynı algı operasyonları, aynı kanun ve hukuk dışı uygulamalar devam etmekte, aynı suçlar hala işlenmektedir. Daha önce benzeri suçlardan defalarca beraat etmiş olan Sayın Adnan Oktar hakkında henüz daha soruşturma aşamasındayken, kanunen suç olduğu bilinmesine rağmen örgüt, çete lideri gibi ifadeler kullanılmaktadır. Bugün siz basın yayın organlarınızda profesyonel yöneticiler istihdam ediyor olabilirsiniz. Yapılan tüm bu kanun dışı uygulamaların yasal sorumlulukları da bu şahıslar üzerine olabilir. Ancak unutmayın ki bu medya organlarının mülkü size ait. Yani Allah katında bunların maliki sizsiniz ve vicdanen sorumlusunuz. Siz çevrenizde İslami değerlere bağlılığı ile bilinen iş adamlarısınız. Bugün bu basın yayın organlarının size ait olması bir fırsattır. İnsanlara eğer Müslümanların iş başına geldiğinde hakkı ve adaleti nasıl ayakta tuttuklarını gösterebilirseniz, bu birçok insanın kalbini İslam'a ısındıracaktır. Yok eğer sizlere ait basın ve yayın organlarında süre gelen tüm bu hukuk dışı uygulamalara göz yumarsanız, unutmayın ki Allah sizleri de giderir ve yerinize sizden daha hayırlı kimseler getirir. Allah üstünde güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.